Işıkları yakıyoruz. Haydi Asım'ın nesli. Tüm ışıklar. Tüm ışıklar. Hazır mıyız? Seher vakti. Vakit tamam. O geliyor. İmam Hatip'in gururu geliyor. İmam Hatipli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sevgili kardeşlerim. İmam Hatip Camiası'nın çok değerli mensupları. Saygıdeğer hocalarım. Sevgili genç evlatlarım. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Önder, İmam Hatip mezunları ve mensupları derneğimize bu muhteşem buluşmayı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Üsküdar Belediye'mize katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel buluşma vesilesiyle 100. kuruluş yıl dönümünde İmam Hatip okullarının temelini atanları 100 yıl boyunca görev yapmış ve aramızdan ayrılmış öğretmenlerini, yöneticilerini, hizmetlilerini yemeyip yediren, giymeyip giydiren hayırseverleri rahmetle minnetle yad ediyorum. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi biz beddualarla gelmedik, dualarla geldik. Yolumuza da böyle devam edeceğiz. 1951 yılında İmam Hatip okullarını tekrar açan, milleti okullarıyla buluşturan, milletin adamı, demokrasi mücadelesinin abidevi şahsiyeti merhum Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Celalettin Ökten hocamız olmak üzere İmam Hatiplerin bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese, siyasetçisinden idarecisine,
eğitimcisinden hayırseverine kadar tüm İmam Hatip gönüllülerine teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Fahri Kainat Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yalnız üç kişinin amel defteri açık kalır. Ve sevap yazılmaya devam edilir. Sadakayı cariye verenlerin, hayırlı bir evlat yetiştirenlerin, faydalı ilim bırakanların amel defterleri kapanmaz. Öldükten sonra da sevap yazılır. Evet, ben inanıyorum ki İmam Hatip okulları için ter döken, bu okullar için emek sarf eden, bu okulların açık kalabilmesi mücadelesini verenler, amel defterleri hiç kapanmadı ve kapanmayacak. Ben inanıyorum ki İmam Hatip sıralarında okunan her Kur'an harfiyle onların ruhları muazzez olacak. İnanıyorum ki İmam Hatiplerden yetişen dürüst, ahlaklı, salih her bir evlat için onların kabirleri inşallah nur ile dolacak. Elbette bu anlamlı merasimde 2011 yılındaki düzenlemeyle katsayı zulmüne ve ayrımcılığına son veren, böylece İmam Hatip okullarının kapısındaki kilidi söküp atan yol arkadaşlarımı özellikle tebrik ediyorum. Sizlere layık olabildiğimiz için mutluyum. Üniversitelerde başörtüsü zulmünün son bulması için kararlı şekilde mücadele veren yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kamuda başörtülü çalışabilme özgürlüğünü tesis eden kadromuza yürekten şükranlarımı sunuyorum. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerinin okullarda seçmeli ders olarak okutulmasını temin eden yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. 30 Mart 2012 tarihinde kod numarası olarak 444 diyorum. Yani 4 artı 4 artı 4 düzenlemesini yasalaştırarak İmam Hatipler üzerindeki kara bulutları dağıtan, milletin evlatları üzerindeki baskı ve zulme son veren AK Parti grubuna, hükümetimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı ifade ediyorum. Şunu asla unutmayın sevgili kardeşlerim. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O Yaradan'ın Habibim diye seslendiği
efendilerin efendisiydi. O Hatemül Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallaha ma'ana. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. İşte o emniyet şuuru, o sabır ve tahammül o iki yolcuyu mağaradan sağ salim çıkardı. Halbuki düşmanlar mağaranın ağzındaydılar. Medine'ye vasıl oldular. O sabır ve tahammül Medine'de bir medeniyeti inşa etti. O sabır ve tahammül Hazreti Peygamber ve yol arkadaşlarına fethi mübini, Mekke'nin fethini, zaferi nasip etti. İşte İmam Hatiplerin, İmam Hatip mensuplarının da yolu budur. Biliyorum çok zulme uğradınız ama sabrettiniz. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan, şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Milletimizle bağımızı, milletimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın, aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız.
Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Biz kendi öz yurdunda, kendi öz vatanında siyaset yolları açıkken, yerin üzerinde güneşle yürümek varken, yerin altını, tedbiri, takiyeyi, maskeleri, kisveleri tercih edenlerden olmadık ve olmayacağız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Haklı olduğumuz bir mücadelede şiddeti tercih edip haksız konuma düşemeyiz. Haklı olduğumuz bir mücadelede gayrimeşru yollara tevessül edip haktan kopamayız. Millet için, Türkiye için yürüttüğümüz bir mücadelede şahsi hırsları, zümrevi hırsları, güç ve iktidar gözü dönmüşlüğünü öne çıkarıp sırat-ı mustakimden sapamayız. Biz kaderi yok sayıp hedefe giden bir yolu meşru kabul edemeyiz. Biz Allah'ın takdirini haşa yok sayıp menzile ulaşmak için her yöntemi mübah göremeyiz. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. İşte biz böyle bir mücadelenin, böyle bir mücadele geleneğinin içinden geliyoruz. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Hak mücadelesini, millet mücadelesini, yeni Türkiye mücadelesini, İmam Hatip okulları mücadelesini işte böyle meşru, böyle ilkeli bir zeminde verdik ve veriyoruz. Bu meşruiyet zemininden Allah'ın izniyle hiç ayrılmayacağız. Milletten ve milletin öz değerlerinden asla uzaklaşmayacağız. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Endülüs'ün saraylarında bir hüküm dikkatinizi çeker. Gidenleriniz görmüştür. La galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Onun için ben bugün buradan, bu kapalı spor salonundan, sizlerin huzurunda, sizlerle birlikte canlı yayın yapan tüm televizyon kanallarından milletime ve dünyaya sesleniyorum. O da şudur. Kardeşlerim, şunu unutmayınız. Hangi makamda olursak olalım, kibri, gururu yanımıza yaklaştırmadık ve yaklaştırmayacağız. Ve şunu unutmayacağız. El Müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Bunu unutmayacağız.
Müslüman o kimsedir ki onun dilinden ve elinden tüm Müslümanlar emindir, salimdir. Müslüman Müslümana tuzak kuramaz. Bırakın Müslümanın Müslümana tuzak kurmasını, başka insanlara da tuzak kuramaz. Ve ben buradan bir şeyi bugün özellikle hatırlatmak istiyorum. Bizler özellikle Müslümanlar olarak ubudiyet anlayışımızı gözden geçirmek zorundayız. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz. Bunu bileceğiz. Faniler bize mabut olamaz. Bileceğiz ki bu insan kul mudur? Bunun da yanlışları vardır. Hataları vardır. Cumhurbaşkanının da hatası vardır. Tayyip Erdoğan'ın da hatası vardır. Meclis başkanının da hatası vardır. Bunları göreceğiz, bunları bileceğiz. Hiçbir insan layüsel değildir. Sorgulanamaz değildir. Hepimiz de sorgulanabileceğimizi bilmemiz lazım. Onun için kendimizi gözden geçirmeye mecburuz. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeye mecburuz. Gençler, unutmayalım ki bir hesap günü var. Orada hep hesaba çekileceğiz. Ama o güne gelmeden burada kendimizi hesaba çekelim. Biz milletin emanetine göz dikenlere müsamaha göstermeyiz. Yetimin hakkına el uzatanlara hoşgörü göstermeyiz. Allah'a hamdolsun, harama el uzatanlardan olmadık. Ama yetmez, harama el uzatılmasına izin vermeyiz. Göz yummayız. Bunun karşısında sessiz kalmayız. Tabii şu anda aramızda değil. Belki televizyondan izliyor. Sevgili muhterem hocamız Bekir Topaloğlu'nun hatırasında bir hatıra var ki anlamlı. Onu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 1955 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu Vefa'da ahşap bir binada hizmet veriyordu. Biz tabii orada okumadık ama ben orada İmam Hatip'e hazırlık kursuna gittim. Bir gün matematik öğretmeni Rasim Hoca öğrencileri topluyor. Diyor ki öğrencilere, çocuklar, öğretmenler kurulu olarak toplandık ve sizleri tebrik etmeye karar verdik. Gençler, şu okul bahçesinin dışından bahçeye sarkan meyve ağaçlarına günlerdir el sürmediniz. Bir tanesini bile koparmadınız. Yaklaşık 400 öğrenciden biriniz bile her gün altında oynadığınız halde o ağaçtaki elmalara dokunmadınız. Evet, sizi bunun için tebrik ediyoruz diyor. İmam Hatip öğrencisi işte budur. İmam Hatip nesli işte budur. Ben İmam Hatip Okulu'nun bir öğrencisi, bir mezunu olmaktan her zaman gurur duydum. Bu gururu, bu şerefi inşallah son nefesime kadar onurla taşıyacağım. 4 çocuğum da elhamdülillah İmam Hatip'te okudular, oradan mezun oldular. İkisi Kartal, ikisi Kadıköy olmak üzere. Ben onlardan razıyım. Rabbim de razı olsun inşallah. Ve son zamanlarda evlatlarımla ilgili olarak ana muhalefetin yapmış olduğu çamur atma propagandaları şunu çok açık net söylüyorum.
Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir yolsuzluğa karışsın, bir saniye yanımda tutmam, evlatlıktan reddederim. Bu kadar açık konuşuyorum. Kalkıp evlatlarımın sosyal faaliyetleri üzerinde kendileriyle alakası olmayan ama kalkıp da mensubu oldukları vakıflarla ilgili yaptıkları çalışmadan rahatsız olan bu ana muhalefet lideri önce kendisi aynaya baksın, aynaya. Bunların geçmişi karanlık. Affedersiniz, bunların genel müdürlük yaptıkları zamanlarda bu millet bunların yolsuzluğu sebebiyle gidecek hastane bulamıyordu, ilacını alamıyordu. Şimdi gerçekler ortada. Eğitimde attığımız adımlar ortada. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede bu milletin evlatlarına siz kalkıp da Cumhuriyet tarihinde olan okul sayısı kadar neredeyse okul yapabilir miydiniz? Onların eline ücretsiz olarak bu kitapları verebilir miydiniz? 45 liracık burs verilirken şu anda 500 liranın üstünde bursu verebilir miydiniz? Şu anda üniversite öğrencilerinden kim müracaat ederse hepsi burs veya kredi alabiliyor. Bunu verebilir miydiniz? Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Artık hastanesi olmayan hamdolsun ilimiz kalmadı. Ve şimdi şehir hastanelerine başladık. Hepsinden öte şu anda Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz yok. Dönemimiz içerisinde 99 yeni üniversite yaptık bu ülkede. Ve az önce burada 60'ı aşkın vilayet ülkeden ülkemize gelen yavruları gördüm. Duygulandım, mutlu oldum. Ve artık İmam Hatip okulları ulusal değil, uluslararası baza taşınıyor. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Hoş geldiniz. Şundan emin olun ki İmam Hatipler olarak İmam Hatip çizgisine, İmam Hatip nesline kara leke çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. İmam Hatip mezunlarının da istismar edilmesine de asla izin vermeyeceğiz. İmam Hatip öğrencilerinin de böyle bir şuur içinde olduklarına ben gönülden inanıyorum. Biz büyüklerimizden emanet aldığımız misyon ve mirası nasıl dikkatle taşıdıysak bizden sonrakilerde bu misyon ve mirası inanıyorum ki büyük bir dikkatle, şuurla taşıyacaklar. Kardeşlerim, bakınız burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Zira özellikle yolsuzluk konusunda ortaya atılan bu iftira çamuruna karşı ben birkaç rakam vereceğim sizlere. Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolardır. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, 10 yılda bu rakamı biz 230 milyar dolardan aldık, 800 milyar doların üzerine çıkardık. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunu gerçekleştirebilir miydi?
bitmedi. Bakınız IMF'e biz geldiğimiz zaman 23,5 milyar dolar borç vardı. 23,5 milyar dolar borcu biz sıfırladık. Artık borcumuz yok. Ve şimdi IMF'e biz 5 milyar dolar borç vermek için istediğiniz zaman size borç veririz diyoruz. Çünkü veren el alan elden üstündür. Bitmedi. Bakınız Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi 130 milyar doları yakaladı. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede siz bunları yapabilir misiniz? Bir başka örnek daha vereyim. 79 senede Türkiye'de 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Sevgili kardeşlerim, biz ise 10 yılda Türkiye'de 17.000 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bütün bu olanlar niye? Neden? Bunlar yıllık kapasitesi 100 milyonun üzerinde bir üçüncü havalimanını hazmedemiyorlar. Bakınız oradaki iş adamlarımızı mallarına tedbir koymaya kalktılar. Tedbir koydular, hak tecelli etti, bu tedbir kalktı. Niye? Bu iş yapılmasın. Bunların kredibilitesi sarsılsın. Bunun için yaptılar. İki, bitmedi. Şimdi üçüncü köprü yapılıyor. Görüyorsunuz. Şu anda kuleler 160 metreye ulaştı. Yahu bunlar rahatsız oluyorlar be. Yani bir üçüncü köprünün İstanbul'a yapılmasından rahatsız oluyorlar. İstanbul'un sorunu nedir? Ulaşım, trafik. En önemli sorun bu. Bunlar bittiği anda Allah'ın izniyle daha rahat yiyeceğiz. Marmaray bunları rahatsız etti. Marmaray 153 yıllık rüya. Sultan Abdülmecid'in, Sultan Abdülhamid'in rüyası. Bunu biz gerçekleştirdik. Suyun 62 metre derinliğinden Marmara'yı yaptık. Şimdi onun biraz daha güneyinde bir tane daha yapıyoruz. Çift katlı tüp geçit. Oradan da otomobiller geçecek. 2015'te de onu açacağız inşallah. Bunlar rahatsız oluyor. Bunlar rahatsız oluyor. İşte İmam Hatip nesli olarak İnşallah çok daha farklısını yapacağız. Çünkü biz Fatih'in torunlarıyız. Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de araçları denizin altından yürütüyoruz. Farkımız bu. Kardeşlerim, nice hayırsever, nice yürekli gönül dostları sizin için hizmet ettiler. Allah onlardan razı olsun. Geceleri biz yurtta yatarken bakardık. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf amcamız, Allah rahmet etsin, üstü açılan öğrencileri gelir onların üstünü örterdi. Bunların hizmetleri unutulamaz. Bir başkası bakarsın yine nöbetçi olduğu akşam gelir üstümüzü örterdi. Bunlar unutulamaz. Onları rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu milletin fertleri inanın sizin için gece gündüz dualar ettiler. Sizin için, millet için, ülke için karşılık beklemeden fedakarca mücadele ettiler. İktidar peşinde olmadılar. Para peşinde hiç olmadılar. Şöhret peşinde olmadılar. Örgüt kuralım demediler. Paralel devlet kuralım demediler. Saadet zinciri oluşturalım demediler.
Hükümetler kurup hükümetler yıkalım, istediğimizi düşürüp istediğimizi yüceltelim demediler. Uluslararası şebekelere maşalık yapalım demediler. Sermaye yönetelim, devlet içinde devlet olalım demediler. Ananas cumhuriyeti kuralım demediler. Onların bir tek derdi vardı. Milletin değerlerini, ülkenin değerlerini kutsalları öğreten, imanlı, inançlı gençler yetiştiren İmam Hatip okulları ayakta dursun istediler. Hiçbir zaman öne çıkma dertleri olmadı. İsimsiz birer kahraman olarak geldiler. Vazifelerini sessizce yaptılar. Vakarla terk-i dünya ettiler. İşte gençler, bu çizgiden şaşmayacağız. Milletin fertleri, milletin evlatları olduğumuzu unutmayacağız. Başkaları için çalışanlardan değil, milleti için, ülkesi için, ilkeleri ve idealleri için mücadele edenlerden olacağız. 76 milyonu bir ve beraber göreceğiz. Komşunun derdini dert edinecek, milletin derdiyle dertlenecek, yeryüzündeki tüm mazlumların meselesini meselemiz edineceğiz. Kucaklayıcı olacağız. Etnik, dini, mezhepsel, fikirsel farklılıklara saygı duyacak, yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Yüzyıl örnek bir neslin onurlu bir mücadelesiyle geçti. Bu onurlu mücadeleyi kararlılıkla ve sorumlulukla sürdüreceğiz. Burada bir kez daha tekrar ediyorum. Her ne olursa olsun ümitsiz olmayacaksınız. Hüzünlenmeyecek, yeğse kapılmayacaksınız. Başınızı öne eğmeyeceksiniz. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bunu asla unutmayacaksınız. Hak bildiğiniz yolda hiç şaşmadan ve sapmadan yürüyecek, ilerleyeceksiniz. Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Onun için bugün Akif günü aynı zamanda. Diyorum ki Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Sizler yeni ve büyük Türkiye'nin aydınlık suretlerisiniz. Sizler Asım'ın neslisiniz. Akif, Asım'ın neslini nasıl tanımlıyor? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu. İşte Asım'ın nesli bu. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim kılsın diyorum. Geride kalan yüzyılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla yad ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, sevgili gençler, iki İmam Hatip öğrencisi kardeşimiz, öğrencilerimizin yazdığı mektupları Sayın Başbakanımıza takdim edecekler. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Farklı ülkelerden gelen İmam Hatipli arkadaşlarımızdan size mektup, sevgiyle mektup yazdıkları mektupları size hediye etmek istiyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Mektupları okuyacağız. İnşallah gereğini de yapacağız. Tamam, teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, sevgili gençler, 100 yıllık İmam Hatip davasına omuz vermiş, önder eski genel başkanlarına Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan plaket takdim edeceklerdir. Plaketini almak üzere Sayın Yahya Kutluoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Bu dava uğruna anadan, yardan, serden geçen abilerimize teşekkür ediyoruz. Yine bu davaya omuz vermiş, Hakk'a yürümüş merhum Salih Güler'in oğlu Burak Güler'i plaketi almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Salih Güler'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine Hakk'a yürüyen merhum Ömer Öztop'un oğlu Mürşit Öztop'u plaketi almak üzere sahneye davet ediyoruz.
İmam Hatip davasına omuz veren Sayın Faruk Kaya'yı plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. ...28 Şubat sürecindeki mücadelesiyle gönülleri fetheden Sayın İbrahim Solmaz'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Yine İmam Hatip davasına gönül vermiş, hizmet etmiş Dursun Topaloğlu'nu plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Süleyman Erdemir'i plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Ve Sayın Rüştü İzgüer'i plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Ve Yusuf Ziyaettin Sunay'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. İşte 100 yıllık hikayetin yazılmasına öncülük eden abilerimiz ve işte Türkiye Cumhuriyeti'nin İmam Hatipli Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir mücadele verildi. Bunu bugün noktaya geleceğimizi yürekten inanıyordum ben. Hamdolsun bugünleri gördük. Biz Sayın Başbakanımızın dua ediyoruz ona. Allah evini neşelendirsin, şenlendirsin. Daima mutluluk versin, huzur versin diye dua ediyoruz. Biz de bu abilerimize teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İmam Hatipli üç kardeşimiz Sayın Başbakanımıza hediye verecekler. Ünalan Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sayın Başbakanımıza bir tablo ve çiçek takdim ediyorlar.
Üsküdar Belediyesi ve Önder'in işbirliğiyle düzenlediğimiz İmam Hatiplerin 100. yılı programımız burada sona erdi. Teşriflerinden dolayı Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki İmam Hatip nesli, Asım'ın nesli, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle iftar ediyoruz. Sizler Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye'nin aydınlık geleceğisiniz. Çok teşekkür ediyoruz.